Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma da hoş geldiniz. Geçen hafta maviden yeşile geçen makyajdan sonra siyahlı olan makyajı da yapacağımı söylemiştim. Bugün o makyajı yapacağız. Elimde 4 adet kalemim var. Nasıl kalemim var? Siyah kalemim var. Ve bu 4 adet kalemi kolumda denedim. Gördüğünüz gibi. Yayılmalarını görmek istedim. Nasıl yayıldığını, ciltte nasıl bir görüntü sağladığını görmek istedim. Videolarıma başlarken daha önceden izleyen arkadaşlar, izleyen takipçilerim hatırlıyorlarsa hepinizin ulaşabileceği, temin edebileceği malzemelerle yapmak istiyorum. Biz daha profesyonel malzemeler kullanıyoruz makyaj yaparken. Çekim makyajlarında, düğün makyajlarında, kına gecesi makyajlarında. Ama şimdi sizin evde de güzel sonuçlar elde edebileceğiniz ve kolaylıkla ulaşabileceğiniz markaların ürünleriyle makyaj videoları çekerek başladım. Ve bunu devam ettiriyorum. Herkes profesyonel malzemeler alamayabilir. O sebepten ötürü ben de bu video serime devam ediyorum efendim. Şimdi konumuza geçelim. Siyah göz yapacağız dedik. Şimdi ilk olarak bir numarada, bunu da yazdım bu arada kafam karışmasın diye. Bir numarada Maybelline'in Kajal kalemi var. Daha önceden de yaptığım siyah makyajda bunu kullanmıştım. Akmadığını belirtmiştim. Bunu sürdüm ancak bu böyle çok yayılmıyor. Böyle sabit duran bir kalem, malzeme. İkinci olarak Flormar'ın normal kalem olarak satılan kaleminden var. 101 numara. 2 numarada da bu var. Bu da aynı efekti veriyor. Çok yayılmıyor. 3 numarada yine Flormar'ın Just Magic Kajal Liner'ı var. 3 numaradaki daha güzel, daha yumuşak kalemin ucu ve daha güzel yayılma sağlıyor. Muhtemelen bunu kullanacağım. 4 numarada da yine Flormar'ın Smoky Eyes Waterproof Eyeliner diye geçen neredeydi o? Carbon Black numarası. 01 Carbon Black olan kalemini denedim. 4 numara bu da. Bunu yayma işlemini de ucundaki süngerle yaptım. Bu da güzel bir etki veriyor. Ama ben 4'ten daha çok memnun kaldım. Çünkü bunu hem far bazı olarak kullanacağız. Hem de kapkara bir etki veriyor bu. Bunlar biraz daha böyle, özellikle bu fümeye kaçtı. Bunlar siyah da. Bu biraz daha fümeye kaçtığı için şu gayet iyi. Kajal. Flormar'ın Just Magic Kajal olan kalemi kullanacağız efendim. Benden size tavsiye. Yani bunu far bazı olarak yapacağız. Yine bir farımız olacak. Bunu ilk önce altına süreceğiz. Ondan sonra yayarak geçiştireceğiz. Ondan sonra farımızı uygulayacağız. İşlem bitmiş olacak bu smoky, yani buğulu göz makyajında. Kara kara gözler. Bunları kaldırıyorum. Diğer makyajlarda kullanmak üzere. Ayrıca kirpik takmayacağım. Rimel kullanacağım. Şimdi başlayalım. Yüzümü önce yine her zamanki gibi sürekli kullandığım gül suyuyla siliyorum efendim. Artık bunları geçeceğim. Uzun uzadıya gül suyuyla silmemi göstermeyeceğim size artık videolarda. Şunları da silelim bakalım nasıl çıkacak mı, çıkmayacak mı. Makyaj temizleme mendiliyle silmek istemiyorum. Garnier'in yüzümü temizlediğim çift bazlı micellar suyu var ya, hem de makyajı temizliyor dediğim. Bununla şimdi o kalemleri temizlemeye çalışacağım. Bakalım temizlenecek mi? Denemiş olalım. Şöyle aynı baskıyı uygulayarak çıkarıyorum.
Şöyle bir daha deneyeyim. Evet, hepsi çıkıyor. Evet, gül suyumu ve bebek bakımı uyguladıktan sonra cildime geçebilirim. Cildim için Selim Beauty ile Selim Beauty'nin BBC ile Maybelline'in Face Studio Strobing likidini karıştırıp uyguluyorum. Cillop gibi olduktan sonra göz altlarıma aydınlatıcı uyguluyorum. Evet. Bugün koyu tondaki kapatıcıyı uygulamayacağım. Çünkü gözlerim yeteri kadar koyu olacağı için yüzümün daha nötr kalmasını istiyorum. Hemen akabinde far bazı uygulayacağım. Çünkü çok koyu renkli bir far uygulaması yapacağım için farımın dağılmasını istemiyorum açıkçası. Ben de Crayola'nın var far bazı ama siz diğer markaların da far bazını kullanabilirsiniz. Hepsi gayet iyi. Bu karantina olmasaydı çıkıp bir sürü far bazı alırdım kendime. Şimdi far bazımı şöyle hemen göz kapaklarıma uyguluyorum. Göz kapaklarım far bazıyla birazcık haşır neşir olup aşk yaşamaya başlasın. Onlar biraz muhabbete dalsınlar, ben kaşlarımı çizeyim. Göz altlarıma hemencecik şöyle ufaktan bir pudra uygulayacağım. Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Simsiyah yapacağız ama şurada bir yumuşaklık yapmak istiyorum. Onu yapmak için de kiremit tonlarında bir renkle evvela yüzümün üstünü göz kapağımın kıvrıldığı bölümü çok hafif renklendireceğim efendim. Şöyle bir geçiş yapacağım. Önce bir bunu belirleyelim. Bunu aldıklarınızla da yapabilirsiniz. Evet, sürdükten sonra başka bir fırça yardımıyla bunu birazcık daha dağıtıyorum. Kaleme geçebiliriz. Gözümün dibinden başlayarak, buradan boyayarak, çok hafif boyayarak ama sentetik fırça lazım. Böyle eyeliner çeker gibi çekiyorum. Tamamıyla göz kapağımı boyamıyorum. Şimdi şu kadar sürdüm. Şimdi bunu fırçamla yukarı doğru yavaş yavaş yuvarlayarak, yuvarlak hareketlerle yayacağım. Gördünüz mü? Biraz daha sürüyorum. Yavaş yavaş gideceğiz. Çünkü birden hepsini boyarsak çok sağlıklı bir görüntü elde etmiş olmayacağız. Tekrar dipten sürüyorum. Tekrar dibine birazcık daha sürüyorum. Daha önceden sürdüğüm fırçayla kahve tonunda uygulama yaptım ya. Şimdi
uygulama yaptığım bölgeden aşağı doğru iniyorum. Daha yumuşak geçişli bir görüntü elde ettik. Şimdi birazcık daha o kiremit tondaki farımdan alıp, çok az, sürdüğüm bölgeye bir kat daha geçiyorum. Şimdi diğer gözümü de yapayım. Çünkü bu fırça ile siyah farı da uygulayacağız. Şimdi bu kahve tonda sürdüğüm fırçamla H&M'den aldığım Smoky diye geçen far paleti var. Bu daha koyu geliyor bana. Bundan uygulama yapacağım. Fırçamla yapacağım yine bunu. Aynı kalemle yaptığım uygulamanın aynısını göz kapağıma şimdi bu fırçayla yapacağım. Çok az alacağım ama. Bu karıştırma fırçamla tekrardan kahverengiden alıyorum yine. Çünkü temkinli temkinli gitmek zorundayım ki çart diye sertleşmesin bu. Yine aynı kiremit tondaki rengimden azıcık aldım. Hafif şöyle. Yine aynı bölgeye, buraya, şimdi aşağılara doğru geçiş sağlayacağım. Ufak bir fırçamla yine aynı kiremit tondaki farımdan alıp gözümün altına uyguluyorum. Neden? Çünkü gözümdeki gölge degradesini gözümün altına da geçirmem lazım. Hatta şunu sürelim ya. Koyu renk gözde açık göz altları çok güzel gidiyor. Bunu süreyim, allık. Allık sürene kadar kalsın lütfen ya, lütfen ya. Bunu göz altlarıma uyguluyorum. Her makyajın bir tarzı var. Benim de bu. Yapacak bir şey yok. Bu kalsın gözümde. Şimdi diğer fırçamla aldık kiremit tondaki rengimizi, gözümüzün üstünde kalan rengi. Gözümün altına hemen kirpik diplerimi uyguluyorum. Şimdi kajalımı gözümün içine uyguluyorum. Kirpiğimizin dibindeki kısma da gelmesini istiyorsanız kalemi çekerken gözünüzün kapağındaki bölümün de koyu renk olmasını istiyorsanız eğer kalem çekerken gözlerinizi kapatırsanız hem üst kısmı boyanır hem alt boyanır. Şimdi ben gözlerime kalem çekiyorum. Hemen akabinde aynı fırçayı alıp farımdan çok azıcık alıp, lütfen çok azıcık, şöyle alma şeklimi göstereyim ki anlayın lütfen beni. Şöyle korka korka alıp, hatta biraz atıp sürüyorum. Nereye sürüyorum? Şuraya sürüyorum tam. O buğuyu görmem lazım gözümde. Hay geçişine kurban be. Rimel kullanacağım. Kirpik takmayacağım. Neden kirpik takmayacağım? Evdeyim. Dermiş. Evdeyim, neyine kirpik takıyorsun ki? Değil tabii ki de. Şimdi göz kapaklarım çok koyu zaten. Kirpik takınca hiçbir şey belli olmayacak. Kendi kirpiklerim zaten yeteri kadar uzun. Onun için kirpik takmıyorum. Rimelleyeceğim gözlerimi.
az bitmiş olan rimelimle ne yapıyordum? Tarıyordum önce kirpiklerimi. Canım kirpiklerim diyerekten. Şimdi esas kıza geçebiliriz. Başrol oyuncusu. Daha sonra bir bakıyorum şimdi ne var ne yok. Kontrol ediyorum. Gözümün üstüne ulaştı. Hemen onları yine birazcık farımdan alıp acıcık onları kamufle ediyorum. Silmeye gerek yok. Hem de son rötuşunu yapmış oluyoruz. Şimdi kahverengi sürdüğüm fırçamı alıp tekrardan şuradan geçiyorum. Bunu sileyim. Göz makyajım bitti. Şimdi allıklanalım. Şundan da biraz süreyim ne olur be. Acıcık. Dudağı unuttuk yahu. Tabii ki gözler böyle şa olduğu için dudaklar daha masum, böyle naif, böyle oturduğun yerde denecek pozisyonda olması lazım. O yüzden de dudağımı Flormar'ın bitmeye yüz tutmuş olan 212 numaralı kalemiyle çiziyorum. Artık son damlaları kaldı. Kullanacağım. Bunu sürüyorum. Parmak gelsin. Evet. Bugünkü buğulu göz makyajım böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Bana sormak istediğiniz, yazmak istediğiniz ne varsa yazabilirsiniz. Instagram adresimden ve buradan istediğiniz zaman çekinmeden yazabilirsiniz. Yorumlarınıza cevap veriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İleriki videolarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, hoşça kalın. Bye.